İple yüz germe veya yüz askılama son yıllarda fazlasıyla popülerize olmuş bir konu. Özellikle henüz yüz germe ameliyatı için yaşı erken olan, özellikle 30'lu yaşlardaki bayanların, hatta erkeklerin sıkça sorduğu, sıkça başvurduğu bir konu. Çünkü yaş olarak yüz germe ameliyatı için henüz çok aşırı sarkmış, deforme olmuş bir yüzümüz yok. Genç, taze bir yüz ama hafif problemler başlamış. Hafif deride bir esneklik kaybı, bir tonus kaybı olmuş. Çok hafif kontür bozuklukları olmuş. Bunları ameliyatsız neyle giderebiliriz sorusu ile gelen kişilerde yüz gençleştirme için yaptığımız birçok ameliyatsız yöntemin özellikle son yıllarda başında iple yüz germe işlemi veya yüz askılama işlemi de popülerize olmuş ve sıkça kullandığımız bir yöntem. Nedir bu iple yüz germe ameliyatı? İpler bildiğimiz normal ameliyatlarda, bütün plastik cerrahi ameliyatlarında, genel cerrahi ameliyatlarında kullandığımız, vücut içerisinde kullanıldığı zaman belli bir süre, belli bir ay sonra kendiliğinden eriyen ameliyat ipleri. Ama yüz germe işlemi, yüz askılama işleminde tabii bunlar özel formasyona tabi tutuluyor. Çok daha ince formları, çok daha bu işi için özel dizayn edilmiş ipler ve iplerin şekline, dizaynına göre gerek askılama, gerek dolgu amaçlı, gerek cildin tonusunu, cildin esnekliğini ayarlamak amaçlı değişik, farklı uzunlukta, farklı kalınlıkta, farklı şekilde kullandığımız iplerle yapılan bir işlem. Ne yapıyoruz? Lokal anesteziyle, klinik şartlarında, narkoz gerektirmiyor. Özel bir uyuşturucu kremle 15-20 dakikalık bir bekleme süresi sonrasında çok ince uçlu iğneler değişik boylarda, değişik büyüklükte ve değişik şekillerdeki ipleri iğneler vasıtasıyla ne yapıyoruz? Yüzün ihtiyaç olan bölgesine gerek örümcek ağı şeklinde, gerek kafes şeklinde, gerek dolgu şeklinde hangi bölgeye ne kadar ip, hangi yöntem, hangi şekil uygulanacaksa ihtiyaca göre buna karar verip iplerimizi vücudun ihtiyaç olan bölgelerine yerleştiriyoruz. 15-20 dakikayla yarım saat 40 dakika arasında değişen bir işlem klinik şartlarında yapılabiliyor ve daha uzun etkili ve ameliyatsız bir yöntem olduğu için de tercih edilen bir yöntem.